Sevgili misafirlerimiz, Verna Salon'a hoş geldiniz. Bu yılın ilk sergisini Esen Baydemir hocamızın dokunmuş olduğu bu özel koleksiyonla sizi misafir ediyoruz. Umarım bundan sonraki zaman dilimi içerisinde de farklı sanatçılarımıza yer vereceğiz. Fakat ben bu sergiyle ilgili çok keyif aldığımı, eminim de sizler de izlerken ve konuşumunu dinlerken büyük keyif alacaksınız. Ayağınıza sağlık. Esat Hocam'a mikrofonu veriyorum. Kendisiyle beraber bir heyecanla şu anda birliktelik sağlıyoruz. Hocam tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu heyecanlı günümde benim yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Kısaca serginin temasından bahsetmek istiyorum size. Sergim ağaç ve kadın sembollerinin birleşiminden oluşuyor. Ağaç sadece doğanın bir parçası değil, aynı zamanda birçok inanışı içinde barındıran bir semboldür. İnsanlığın varoluşundan bu yana ağaçlar kutsal sayılmış ve farklı inanışları simgelemiştir. Ağaç figürü bazı kültürlerde sonsuz hayatı, yaşamın sürekliliğini, insan soyunu, bereketi sembolize etmiş. Türk topluluklarında da bu özellikler belli ağaç türlerinin kutsal sayılmasıyla ön plana çıkmıştır. Ağaç kökleriyle yerin derinliklerine inerken dallarıyla göklere uzanarak yer ve gök arasında duran, bunları birbirine bağlayan bir oluşumdur aslında. Kimi zaman hayatı ve ölümü, kimi zaman karanlığı ve aydınlığı simgelemiş. Dokuma sanatında ise hayat ağacı olarak karşımıza çıkmıştır. Sonsuz hayatı, soyu, bereketi temsil eden hayat ağacı Türk kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Kadın figürü ise tüm toplumlarda bereket, doğurganlık ve sonsuz yaşamı simgeler hale gelmiş ve bu özellikleriyle de ağaç figürüyle de taşıdığı anlamlar bazında benzerliklere sahiptir. Kadın figürü dokuma sanatında ise eli belinde motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok mitolojik hikayeye ve efsanelere de kadın ile ağacın birleştiğini görmekteyiz. Kübey Hatun, Ulu Kayın ve Defne efsaneleri bunlardan birkaç tanesidir. Projenin başlangıç fikri kadın ve hayat ağacı figürünün birleşmesi, geleneksel ve çağdaş sanat ilişkisinin bu fikir üzerinden kurulmasıyla oluşmuştur. Bu ilişki irdelenirken kadını simgeleyen eli belinde motifinden faydalanarak geleneksel ve modern, geçmiş ve gelecek, kök ve gövde ilişkisi irdelenmiştir. Kökten gelen geleneksel formların doğal formlarla birleşmesiyle doğadan gelen formların doğaya tekrar dönüşüm gösterilmek istenmiştir. Doğal formların stilizasyonu ile oluşan geleneksel motifler yüzyıllardır köklerimizi oluştururken bu kökler üzerinde geleceğe uzanan dallar gibiyiz hepimiz. Projeye yer ve gök arasında, geleneksel ve modern arasında sonsuz yaşama uzanan bir kadının ruhundaki izler sadece. Son olarak sergi projemin başından itibaren bana destek olan sevgili Şafak Akalın hocama, dokumalarımın en iyi şekilde dokunmasını sağlayan Mehmet Şanlı'ya, çalışmalarımda çalışma arkadaşım ve hocalarım Derya Tecimer ve Naime Didem'e çok teşekkür ediyorum. Benim her zaman yanımda olan, destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Herkesin hayatında ruhunda ağaçlar taşıyan güçlü bir kadın vardır. Benim için bu kişi sevgili annem. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Ahmet Diler'den de bu konuyla ilgili kendisinden görüşlerini ve duygularını alalım sergimiz için. Hoş geldiniz Ahmet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz de ilim olarak biliyorsunuz yıllardır tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Sektörümüzde birçok tasarımcı kazandırıyoruz. Gençlerimiz biliyor zaten. Buradaki tema gerçekten çok ilginç. Hem hayat ağacı hem de kadının doğurganlığı, doğanın bereketi önemli temalar. Anadolu kimliklerinde büyük ölçüde var olan temalar. Esen Hanım'ın bu sergisi için kutluyorum. Yalın renkler de bayağı yakışmış, siyah beyaz renkler. Yer ve gök arasında da bağlantı kurmuş. Bu sergisi için, çalışmaları için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların fazlalaştırılması, sergilerin yapılması. Biliyorsunuz ve Kısman Pınar Hanım da bu yönde güzel çalışmalar yapıyor. Umarım bu çalışmalar çoğalır. Halımıza, kilimimize verdiğimiz değer, topluluklar,
Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz de bu tür projeleri destekliyoruz tabii. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sergimizi gezebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben tahminimden de güzel bir sergi olarak buldum. Belki sayı olarak ilk başta az gibi gelmişti gözüme ama tamamen mekanı çok güzel doldurmuş. Bütün desenlerin, işte dokumaların her biri bambaşka bir güzellikte. Çok hoşuma gitti. Umarım herkes gezsin, dolaşsın, bu sergiden nasiplensin diye umut ediyorum. Peki ben Art Salon konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben burada daha önce de sergi yaptım. Benim de bir sergim oldu. Zaten salon mükemmel bir salon. Sanat için, bir sanatçı için vazgeçilemeyecek bir mekan değil. Melisa'nın da bu işin piri olarak, bir duayen olarak bu işleri iyi biliyor. Güzel sergiler düzenliyorlar. Takdirle izliyorum. Diğer sanatçılara tavsiye edersiniz o zaman. Tabii ki her zaman. Her zaman çok tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geleneksel Anadolu kili motiflerinin böyle minimalize edilerekten yorumlanmış olması çok ilginç. Monokrom, tek renkle. Yani zaten merak ettiğim için geldim. Ellerine sağlık sanatçımız. Peki ben Art Salon konseptimizi nasıl buldunuz? Buraya daha önce gelmiştim biliyorum. Güzel yani. Eski bir eserin, bir kültür varlığının yeniden sergi mekanı olarak yorumlanması. Umarım başka potansiyellerde örnek olur. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Esen Baydemir bizim Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı'nın öğretim elemanı. Esen bilimsel ve sanatsal çalışmalarında oldukça başarılı. Bu sergide ağaç konusunu işlemiş. Oldukça güzel, başarılı bir sergi. Esen'i tebrik ediyorum. Eserler hakkında peki daha detaylı sizden görüş alabilir miyim? Eserler hakkında ne düşünüyorsunuz? Eserler oldukça başarılı. Dediğim gibi ağaç konusunu işlemiş. Ağaç, Türk edebiyatı, kültürü ve sanatında önemli bir yere sahip. Örnek verecek olursam, bir selvi ağacı vardır. Bahar dalı vardır, bahar ağacı sıkça kullanılır, özellikle minyatürlerde. Bahar dalı yaşamı temsil eder, hayatı temsil eder. Selvi ağacı da bir ölümü temsil eder. Hatta bazı selvi ağaçlarında, minyatürlerde selvi ağacının boynu böyle hafif büküktür. Burada da ölen kişinin arkasından yas tuttuğuna dair bir söylenti vardır. Peki Verne Art Salon konseptinizi nasıl buldunuz? Verne Art Salon konseptini başarılı buluyorum. Daha önceki sergilerde olduğu gibi oldukça başarılı. Bu konuda Melis Hanım'ı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sergi muhteşem. Kullanılan malzemeler çok iyi. Tema çok iyi. Yani hayat ağacı, bereket, doğurganlık. Bunlar zaten İnsanlığın ilk dönemlerinden beri insanları meşgul eden temalar. Çok beğendim sergiyi. Evet. Peki Verne Art Salon konseptiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla Verne Art Salonu bir süredir herhalde kapalıydı.
Evet. Şeyden dolayı. Ya bu tür sergiler önemli. Daha önce burada bir etkinlik olmuştu. Ona da katılmıştım. Bu tür galeriler, sanat galerileri kesinlikle desteklenmeli ve var olmalı diye düşünüyorum. Sergi bir kere her şeyden önce konsepti, hikayesi çok iyi kurgulanmış ve bu anlamda tasarımlar çıkmış. Tasarımlar ve yerleştirmesi serginin her şeyli harikulade, ellerine emeğine sağlık diyorum. Eserler hakkında peki düşüncelerinizi anlatabilir miyiz? Eserler hakkındaki düşüncelerimi dediğim gibi yani sembollerle motifleri birleştirmesi ve çağdaş bir yorum getirmesi açısından da bence fevkalade. Berlin Art Salon konsepti nasıl? Salon da çok keyifli bir salon, bunu da açıkça belirteyim. Güzel bir konumda, iyi bir noktada ve mekan olarak da her tür sergilemeye çok elverişli bir salon. Teşekkür ederim. Sergi bence yapılmış en iyi dokuma sergilerinden biri oldu. Hem konsept olarak hem dokuma tekniğinin inceliği olarak kullandığı malzemeler anlamında da çok büyük hassasiyetle yapılmış bir sergi bence bu. Eserler hakkında peki tam anlamıyla ne düşünüyorsunuz? Eserlerin bütünlüğü bir kere önemli. Sergileme anlamında da önemli. Serginin içeriği anlamında da çok önemli bütünlüğü. Çıkış noktaları ve bu çıkış noktalarının farklı kompozisyonlarla değerlendirilmesi çok kıymetli benim için açıkçası. Galeri olarak güzel bir galeri, evet. Ve sergileme yönteminizi de çok beğendim açıkçası. Hiçbir şey düşündürmediniz bana. Yani de bu kadar önemli. Zaten sizin sanatçı gözünüz olduğu için. Evet, hani sağ olun. Yerleştirmeler falan, ışıklandırmalar hepsi harika olmuş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu olduysanız. Ben çok mutlu oldum ve gerçekten ne güzel. Sonra hocalarıma da gönül almayı da tavsiye ediyorum. Yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Gerçekten böyle düşünüyor olmanız bizi gerçekten gururlandırdı. Çünkü Berlin Art Salonu'nun biz istiyoruz ki bütün sanatçılar tarafından hem işlevsel bir hale getirilmesi hem biz de onlara güzel bir şekilde tanıtalım. Çünkü uluslararası bir tanıtım yapıyoruz. Sadece Türkiye içerisinde yapmıyoruz biz bunu. O yüzden de herkesi çağırıyoruz. Burada güzel, keyifli anılar yaşayın diyoruz. Kesinlikle öyle. Yani sadece tek bir tavsiyem olabilir. Tabii. Dokuma sanatçılarına, öğrencilerimize, onlara biraz sahip çıkarsanız dokuma geleneğinin devam etmesi için gerçekten gençlerin bu işe el atması gerekiyor. Çünkü biz devrediyoruz, biz ara kuşağız. Yani ben hocalarından aldım o dokuma geleneğini öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum ama bizden sonrakiler devredecek mi, buna sahip çıkacak mı? Önemli nokta burası. Biz ve misyon olarak zaten onu yapıyoruz. Hani yapmaya çalıştığım şuydu, geleneksel fonları ve geleneksel bir sanatı modern sanatla birleştirmek mümkün ve aslında geleneksel sanatlar bu şekilde geleceğe aktarılabilir ve bu şekilde devamı sağlanabilir. Zaten konsept olarak biliyorsunuz Azerbaycan halıları konumuz üzerine bayağı geniş bir koleksiyonumuz var. O koleksiyonu biz gelen bütün yabancı misafirlerimizle tek tek anlatıyoruz. Türk halılarını anlatıyoruz. Türk halılarını anlatırken de daha önce yaptığımız büyük bir sergimiz vardı. Evet. İlmiğin ucundaki söz sergisi, onu sizinle beraber gerçekleştirmiştik. Orada aslında bir ateşi yaktık biz insanlara. Evet. Hani eski tezgahlar kalmamıştı. Bulmakta bile zorlanıyorduk o tezgahları. İnsanlar yavaş yavaş halıya doğru bir meyil durumu sağladılar. Avrupalılar mesela çok ilgileniyorlar. Türkler neden ilgilenmiyorlar konusunda zaten biz herkese bir halıya düğüm attırdık. Onlar da ne kadar keyifli olduğunu fark ettiler. Atalarının aslında bir nevi sanatını yaşadılar. Siz bize destek vereceksiniz hocam. Diyeceksiniz ki öğrencilerimiz bunlar. Biz böyle böyle sergiler yapmak istiyoruz. Biz de salonlarımızı sizlere açacağız. Çok memnun oluruz. Çünkü gerçekten özellikle gelen yeni öğrenciler çok istekli. Biliyorsunuz bizim bir alakalı bir sergimiz olacak. O gruptaki öğrencilerim inanılmaz heyecanlı, inanılmaz istekli ve o kadar pozitif enerjiler ki hani çok da güzel işler çıkıyor. Kesinlikle. Yani bazı işler beni bile şaşırttı. Yani hocam ben şu kişinin eserini dokumak istiyorum dedim. Bu usta dokuyucu biri değil. Şevkini kırmak istemedim. Dedim ki ne olur yapar, yapamadığı yerde anlar, öğrenir, bu süreçte de öğrenir ve ben inanamadım, mükemmel bir iş çıkardı. 7-8 ay
sürdü dokuması. 60'a 120 bir iş dokudum ve çok iyi bir iş çıktı. Emeklerinizi karşılamadınız hocam. O dokunan her şey siz öğrencilerine verdiyseniz o sevgi, o aşk, o eğitim. Onun karşılığını alıyorsunuz. İnşallah bizim burada da öğrencilerimizin saygısını gerçekleştiririz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sergim 5 yıllık bir emeğin sonucu. Çok uzun süredir aslında daha da geriye dayanıyor ağaçla ilgili araştırmalarım. Ama aşağı yukarı 5 yıldır çizmeye başladım. Sonunda bitti. Yani rahatladım çünkü üretemediğiniz müddetçe o sizin kafanızda bir soru işareti olarak kalıyor ve başka bir konuya kayamıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Onu bitirmeye çalışıyorsunuz. İşler bittikten sonra tamamen rahatlıyorsunuz. O konuyla ilgili her şey bitmiş oluyor. Yani söylemek istediğiniz sözü söylemiş oluyorsunuz. Yeni sözler söylemek için yeni çalışmalara bakmaya çalışıyorsunuz. Eserleriniz yoğun ilgi gördü. Hatta sergi öncesi de eserlerinizden bazıları sergilerini buldu. Bu konu hakkında duygu düşüncelerinizi öğrenebiliriz. Yani çok mutluyum. Çünkü herhalde bir sanatçının en iyi hissettiği duygu budur. Yaptığı bir işin birileri tarafından beğenilip bir de buna bir ödeme vererek sahiplenilmesi. Tabii ki hani şimdiye kadar hediyeler vesaire bir şekilde eserlerimiz bir yerlerde oluyor ya da sergilere gidiyor. Ama satın alınması sizin o duygunuzu alıyor aslında. O duygunuzu hissettiği için onu sahiplenmek istiyor. O da çok güzel bir duygu benim için. Peki Verne Art Salonu tercih etme sebebiniz nedir? Verne Art Salonu tercih etme sebebim çok önemli bir sergi salonu bence. Hem dokumayla ilgilenip hem de böyle sergiler, söyleşiler, bu konuyla ilgili çalışmalar yapan bir galeri. O açıdan burada olmasını çok istedim. Çok da nezih ve kaliteli bir salon. Ve gelen bütün misafirlerim de çok beğendi açıkçası. Bu da beni doğru bir karar aldığımı gösteriyor benim. O yüzden de çok mutluyum. Hizmet de çok iyiydi. Yani kafamda hiçbir soru işareti olmadı. Eserlerim çok muntazam bir şekilde yerleştirildi. Çok ilgilendiler. Ekip olarak da çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tavsiye ya da önerileriniz nelerdir peki? Sergi galeriyle ilgili mi? Yani galeriyle ilgili aslında şu an ben çok mutlu oldum işlerimin işte sergilenmesi konusunda. Şu an hani kafamda eksik kalan bir yer yok ama tabii şunu isterim, dokuma ile ilgili daha fazla sergilerin burada olmasını çok isterim. Genç sanatçılara özellikle yer verdikleri sergileri görmek çok isterim. Çünkü akademisyenlerle çalışıyorsunuz ya da sanatçılarla çalışıyorsunuz ama gençlere herkes, her galeri yer vermiyor. Özellikle böyle nezik galeriler çok fazla yer vermiyor. Bu konuda destek verirseniz gençlere bence çok daha farklı yerlere gider. Bizi başka sanatçılara tavsiye eder misiniz peki? Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta soran arkadaşlarım da oldu. Ya gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok memnun kaldım. Yani eserlerimin sergilenmesiyle de, organizasyonla da, yani güler yüzle karşılanma, hepsi vardı içinde. O yüzden çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ederim gerçekten. Tavsiye etmediğiniz bunlar olurdu o zaman. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Hepsinin emekleri var bu organizasyonda. Başta da Melis Hanım olmak üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum.